Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün tam 20 yıllık bir reçel kavanozunu dönüştürüyorum. Öncelikle antik pembe akrilik boyayla boyayarak başladım. Bir sünger parçasıyla boyadım. Süngerle boyanırken gördüğünüz gibi pütürlü bir doku oluyor. Bunlar hava kabarcığı kururken patlıyor. Ama bazı yorumlar alıyorum. Çok iz olduğu söyleniyor kuruduktan sonra. Eğer bu şekilde bir sıkıntıyla karşılaşırsanız boyayı tamamen kavanoza sürdükten sonra boya kurumadan süngerinizle videoda gösterdiğim şekilde o kabarcıkların üzerine pıt pıt yaparsanız o baloncuklar patlayacaktır. Gördüğünüz gibi kurudu tamamen pürüzsüz oldu ama ben iki kat boyadım. Daha sonra kağıt bantla kavanozun ortasındaki çizgilerinin üzerinden bantladım. Bu orta kısmına çatlatma tekniği yapacağım. Çatlatma tekniğinde boya biraz akışkan olduğu için kururken aşağıya doğru akıyor. Ee, diğer boyadığım yerlere zarar vermemesi için burayı da e, bir streç film yardımıyla kapattım. Çatlatma boyasını da ortada bantlayarak ayırdığım kısma süreceğim sadece. Bu gösterdiklerimin bir tanesi çatlatma boyası, bir tanesi de boyanın çatlamasını sağlayan medium. Normalde ikisi aynı marka olması gerekiyor ama benim elimde iki farklı marka vardı. Onları kullanmayı tercih ettim. Ama siz çatlatma boyası alırken yanında mutlaka kullanacağınız boyanın medyumunu tercih edin. Görüntüsü biraz tutkala benziyor medyumun. Ama e, tutkaldan biraz daha akışkan e, boyayı sürmeden önce bu medyumu sürmemiz gerekiyor. Çünkü boyanın çatlamasını sağlayan asıl ana e, malzememiz bu. Bazı markalarda step 1 step 2 şeklinde satılıyor. Medium sürdükten sonra tamamen şeffaflaşıyor. Kuruduğunu buradan anlayabilirsiniz. Kuruduktan sonra da hızlı bir şekilde çatlatma boyasını sürdüm çatlatma boyasını eğer ince bir tabaka halinde sürerseniz çatlamalar ince oluyor. Kalın bir şekilde sürerseniz de çatlaklar daha kalın oluyor. Hızlı bir şekilde sürün dememin sebebi de kolay çatlatmalar çok kısa sürede kuruyor. O yüzden hızlı bir şekilde uygulamalısınız. Kurumaya başladığında üst üste boyamaya devam ederseniz boya bozuluyor ve akrilik boya gibi de düzeltilmiyor. Tam yarım saat geçti ve büyük bir bölümü çatladı ama boya tam kurumadı. Ben yine de bu kağıt bantları alttaki boya zarar vermemesi için söktüm. Normalde kolay çatlatma boyaları yarım saatte tamamen çatlıyor ama garanti olması için en az 4-5 saat beklemenizi tavsiye ediyorum. Gösterdiğim peçetenin sadece çiçeklerini kullanacağım için bu kısımlarını keserek ayırdım. Ve peçete tutkalıyla kavanoza yapıştırdım. Çatlatma boyası üzerinde peçete tekniği inanılmaz güzel duruyor. Tavsiye ediyorum. Zaten peçeteyi nasıl yapıştırdığımı biliyorsunuz ama e, videomu ilk defa izleyenler için e, peçeteyi katlarını ayırıyorum. En ince katını bırakıyorum ve peçete tutkalıyla e, üzerinden yapıştırıyorum. Peçetenin yırtılmaması için yavaş ve e, nazik hareketlerle yapıştırmaya gayret gösteriyorum. Bu kullanacağım hamurun yapılışının videosu kanalımda var. Hamurdan parçalar koparıp silikon kalıbına yerleştirip küçük küçük güller elde ettim. Ve bu gülleri de kavanozun boğaz kısmına yapıştırdım. Yapıştırma yine tutkalla yaptım. Bu kavanoza birazdan göreceksiniz farklı bir kapak uygulayacağım. O yüzden bu kısımlarını bu güllerle kapatmayı tercih ettim. Hem de peçetedeki güllere uyum sağlasın istedim. Kavanoza taç takmışım gibi oldu. Şimdi bu kapağı nasıl yaptığımı anlatacağım. Bu kapak fikrini yabancı bir kanalda görmüştüm. Kanalın ismini de açıklama kısmına yazdım. Oradan bakabilirsiniz. Öncelikle kavanoza gergin bir şekilde streç film, üzerine de daha gergin olması için paket lastiği geçirdim. Bir top yardımıyla Gerdirdiğim streç filmi içeriye doğru esnettim. Yani içeriye doğru bir bombelik oluşturdum. Daha sonra gösterdiğim kaşıkla iki kaşık suyun içerisine aynı ölçülerde 6 kaşık taş tozu koydum. Eğer elinizde taş tozu yoksa alçıyla ya da beton tozuyla da yapabilirsiniz. Ben çabuk kuruması için taş tozu tercih ettim. Ama hazırladığınız karışımın normalden biraz daha koyu kıvamda olması gerekiyor. Hazırladığım bu karışımı videoda gösterdiğim şekilde döktüm ve kurumaya bıraktım. Tamamen kuruduktan sonra çıkardım. Normalde benim izlediğim videoda bu şekilde yapılıyordu. Ama ben böyle yapmadım. Kendimce bir fikir geliştirdim aynı karışımdan aynı ölçülerde bir tane daha yaptım. Ve karışım tam kurumadan ama kurumaya yakın olduğu bir zamanda diğer yaptığım kapağı üzerine koydum ve yapışmalarını sağladım. Kenarda taşan kısımlar oldu. Onları elimle temizledim ama kapak tamamen kuruyana kadar da yine elimle hafif baskı uygulayarak tutmaya devam ettim. Böylelikle hem üstten bombe oluşturdum, hem alttan bombe oluşturdum, hem de daha sağlam bir kapak elde etmiş oldum. Daha sonra yine taş tozuyla ve silikon kalıpla hazırladığım bu objelerden bir tanesini üzerine yapıştırarak tutma kısmını oluşturdum. Dilerseniz çekmece kulubu da yapıştırabilirsiniz ya da hamurla bir kulp yapabilirsiniz. Bu esnada hazırladığım güller kurudu. Onları da yine kavanozu boyadığım antik pembe rengiyle boyadım. Aynı şekilde kapak kısmını da bu renge boyadım. Bu kavanozu bu şekilde yapmamın amacı aslında iki şekilde kullanılsın istedim. İster kapaklı bir kavanoz olarak, istenirse de vazo olarak kullanılabilir diye düşündüm. Kuruduktan sonra bu kısımlara beyaz boyayla ışıltı vererek boyutlarını ortaya çıkardım. Bu uygulamayı çok az bir boyayla ve fırçamı bastırmadan yaptım. Böylelikle desenlerin biraz daha boyutlu görünmesini sağladım. Bir kez daha hatırlatmak istiyorum bu kapak fikrinin sahibi olan sayfayı açıklama kısmına yazdım. Son olarak su bazlı vernik sürerek çalışmamı tamamladım. Her zaman söylüyorum ama yine de sorulmaya devam ediliyor. Vernikledikten sonra yaptığınız çalışmayı elde yıkayabilirsiniz. İster peçete tekniği olsun, ister başka bir teknik olsun kesinlikle çıkmıyor. Vernik kuruduktan sonra bu gösterdiğim B'yi çatlatma tekniği uyguladığım boyanın hem üstüne hem de altına Tutkalla yapıştırdım. Rengi zaten boyayla uyumlu olduğu için tekrardan boyama ihtiyacı hissetmedim. Ama boyanabilir de. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz mutlaka yorum bekliyorum sizden. Kavanoz boyamalarla ilgili yoğun bir talep alıyorum. Ben elimden geldiğince size farklı fikirler sunmaya devam ediyorum. Daha sağlam olması ve kemikleşmesi için biyenin üst kısmından da tutkal sürdüm çalışmamı tamamladım. Bu videoda da tam 20 yıllık bir reçel kavanozunu dönüştürdüm. Kavanoz kendini tanıyabilmiş midir sizce? Bence tanıyamamıştır. Bugünlük de benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.